Her şey hasar gördü. Oğlum ortalığı temizledi. Evet, çok ağladım çünkü her şey mahvoldu. Ukrayna'da yetkililer tüm hasarlı konutları imar sözü verdi ve bunun için şimdiden 1 milyar grivna, yaklaşık 34 milyon dolar tahsis edildi. Şu anda restorasyon için 400 milyon grivnamız var. İnsanların evlerinin onarılması için bu miktar yeterli olacak mı? Hayır olmayacak. Kiev Ekonomi Fakültesi'ne göre Ukrayna'daki hasarlı konutları onarmak 39 milyar dolardan fazlaya mal olacak. Ancak buradaki birçok kişi bunu beklemeyeceklerini ve onarımın bir kısmını kendilerinin yapmaya başladıklarını söylüyor. Dobrobat adında bir gönüllü grubu bu işi üstlenmiş. İnsanlar kim gelip evimi onarmaya yardım edebilir gibi bir mesaj bırakabilir. Gönüllüler de tüm bu mesajları Telegram uygulaması aracılığıyla yayınlıyor ve kim uygunsa yardıma gidiyor. Başvurular Dobrobad internet sitesine de bırakılabiliyor. Gönüllülerin katkıda bulunabilecekleri konuları kaydedebilecekleri özel bir form var. Uzun süredir inşaat işçiliği yapan Vadim Lavrik, Sumi bölgesinde özel bir ekip kurdu. İlk 26 saatte 30'dan fazla gönüllü kaydoldu. Genç kadınlar da bize yardım ediyor. Biri muhtemelen 21 yaşında, en fazla 50 kilo ağırlığında. Ona sık sık her seferinde yalnızca bir tuğla al. Onlar senin için ağır diyorum. Bize yardım eden bir diğer kadınsa endüstri mühendisi. Çok farklı insanlar ama hepsi inanılmaz yetenekli. Şu ana kadar 27 binden fazla kişi yardım etmek için gönüllü oldu. Dobrobat şu anda Kiev, Çernihiv ve Sumi bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Gönüllüler haftada birkaç gün ekipler halinde çalışıyor. Gönüllüler çoğunlukla ya enkazı temizliyor ya da konutları onarıyorlar. Eğer bir kişinin çatısı çökmüşse tüm evi hasar görür. Ev yağmur suyuyla dolar. İçinde yaşamak imkansız olur. Oysaki gereken tek şey oraya gidip bir çatı örtüsü örtüp çatıyı onarmak. Böylece yine kendi evlerinde yaşayan bir aile olurlar. Gönüllü sıkıntısı olmasa da malzeme ve benzin sıkıntısı var. Bu nedenle Dobrobat üyeleri sürekli olarak sponsor ve ödenek arayışında. Bankalar ve bilişim teknolojileri şirketleri de yardımcı oluyor. Dobrobat kurucuları üzerinde tüm hasarlı binaların olduğu bir harita oluşturuyor ve her proje için sponsor arıyorlar. Hasar tespiti yapıldıktan sonra tüm belgeler ve kısa bir açıklama potansiyel sponsorların görmesi için web sitemize yükleniyor. Sonra tabii ki nihai resimleri ve tüm mali hesapları ekliyoruz. Dobrovat kurucuları Harkiv ve Mikolayev bölgelerinde de yeni gönüllü grupları oluşturmayı planlıyor. Dilge Timoçin, Amerikanın Sesi, Washington.